Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir rotasyona giden Fenerbahçe, takımda düşünmediği isimleri yollarken yıldız futbolcuları da renklerine bağladı ve sezona bomba bir giriş yaptı. Sarı lacivertler ilk 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fakat sonraki haftalarda düşüş yaşayan Kanarya, ilk devre sonucunda 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ile 5 mağlubiyet aldı ve 32 puan topladı. Sarı lacivertler ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kapadı. Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında yenilmeyen Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Afyonspor'u zor da olsa uzatmalar sonucunda 2-0 mağlup etti ve son 16'ya adını yazdırdı. Süper Lig'de işler kötü giderken Avrupa'da da pek değişmedi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ise istediği sonuçları alamazken Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp'in olduğu grubu 3. bitirdi ve Konferans Ligi'ne düştü. Kanarya'nın buradaki rakibi ise Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Fenerbahçe ligde oynanan Beşiktaş derbisi sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine zor da olsa son verdi. Portekizli hocanın ayrılığı sonrası takımın başına Zeki Murat Göl'e geçti ve ligde bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Kanarya'da son gelişmeler bu yöndeyken ve hoca arayışları hummalı bir şekilde devam ederken devre arası transfer çalışmalarına da yönetim hız verdi. Kanat bölgesini alternatifli bir hale getirmek isteyen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Angel Romero'yu gündemine aldı. Son olarak San Lorenzo'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat, Ağustos'tan beri hiçbir kulübe imza atmadı. Paraguaylı yıldız milli takımda 37 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor. Corinthians ve San Lorenzo formalarını terleten oyuncu 191 maçta 33 gol ve 26 asistlik performans gösterdi. Romero'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.